Münafıkın Suresi 4. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğeneni kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıktan dolayı da her çareyi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çeviriyorlar. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapılar beğeni kazanmak diyor. Yani baktığında herkes görünüşünü beğenebilir. Yani peygamber de dahil beğenebilir. Ama peygamber onun iç yüzünü bilir. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Dilbaz oluyor ya. Ya diyor adamda tip tamam. Konuşmada mükemmel. Övgü de alıyor diyor. E bitti diyor zaman mükemmel adam diyor. Daha geriye bir şey kalmadı ki diyor. Akledemiyor peygamberin ne dönemi. Mesela vahiy katibi bayağı düzgündü o peygamberin vahiy katibi. Dizi dizine de o kadar yakın. Gayet güzel konuşan birisi, çok zeki. Ama peygamberimiz onun alçan teki olduğunu biliyordu, ahlaksız olduğunu biliyordu. Vahiy katipli yaptı ama kontrol altında tuttu onu hep. Ayrılınca birçok kişi şok oldu. Aklı gitti adamların, ya nasıl olur falan diyor. Kafa çalışmıyor adamın. Şu halde diyor Cenab-ı Allah, Nisa suresi 88, şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye. Bir kısmı kafası daha az olayları değerlendiren, o münafıklardan yana tavır koyuyor diyor. Adam mükemmel adamdı, inanılır gibi dedi. Peygamber nasıl göremedi onu ya falan diyor. Veya yanlış teşhis etti diyor, adam niye gitti ki falan diyor. Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Allah belasını verdiğini söylüyor. Evet. Adam da onu bambaşka bir kafada değerlendiriyor. Bak Resulullah diyor ki, ben ümmetim hakkında bir mümin ya da müşrikten korkmuyorum. Çünkü mümini kötülükten imanı engeller. Müşriği de küfrü def eder diyor. Zaten küfür içinde olduğu için bilinir. Engel olsun. Fakat asıl dilbaz münafıktan endişe etmek diyeyim. Çok dilbaz olur münafıklar. Ağzı acayip laf yapar. Çok ukala, züppe ve bilmiş olur. Bazı avanaklar da onu yer. Yani onun üstün ve akıllı olduğunu zanneder. Ona yani züppeliğini falan anlamaz o. Yani muazzam bir akla sahip olduğunu zanneder. Çünkü o sizin hoşunuza gidecek şeyleri söyler. Çünkü o senin zaaf noktalarını bilir. O züppelikle onu etkilemeye çalışır. Ama hoşunuza gitmeyecek işleri yapar. Yani İslam'a, Kur'an'a zıt işleri yapar. Adam da onu bilmeyince, görmeyince hayran oluyor. Allah diyor onlar dayandırılmış kof kütük gibidir. Ama adam bakmıyor. Kof kütüğe baktı mı hayran oluyor. Neredeyse kütüğün içine o da kafasını sokacak yani. Anlamıyor.